Merhabalar arkadaşlar ikinci videodayız genel tekrar videolarımıza kaldığı yerden devam ediyoruz köklü sayılardayız köklü sayılarla ilgili ÖSYM her yıl yine mutlaka bir tane soruyu ve biz özellikle söylüyoruz köklü sayılarda dört işlem köklü sayılarda toplama çıkartma çarpma bölme yapılıyor arkadaşlar buralara dikkat edeceğiz buradan da her yıl mutlaka bir tane soru geliyor hadi hazırsak başlıyoruz Köklü sayılarla ilgili soru cepte. Ben hep söylerim. Köklü sayıları bilen bir arkadaşımız için çerez, bilmeyen için zıkkımın kökü modundadır. O yüzden köklü sayılardan korkan arkadaşlar size sesleniyorum. Hazır olun. Köklü sayılarda çok zor sorular sormuyorlar ama en başta bilmen gereken bir şey var. Köklü sayılarda toplama, çıkartma işlemi yok. Peki köklü sayılarda toplama çıkartma işlemi yoksa ne yapacaksınız? Köklü sayılarda toplama çıkartma işlemi kökün derecesi ve kökün içindeki sayı aynı ise bunları bir tek kök parantezine alacaksınız sevgili arkadaşlar. A kök x, b kök x, c kök x kökün içindeki sayılar ve kök dereceleri eşit olduğu için a artı b eksi c kök x şeklinde ne yapıyoruz arkadaşlar ifade ediyoruz. Bakın bir toplama çıkartma işlemi var. Daha doğrusu çıkartma işlemi var. Benim bunları toplayıp çıkartabilmem için köklerin içindeki sayıların ne olması lazım? Eşit olması lazım. O zaman bu kökün içindeki sayılar 108, 75, 48, 27. Burada eşit olmayan şeyler var. Gelin hep beraber bir yazalım. kök 108 Kök 75. Efendim kök 48. Başka kim var? Kök 27 şeklinde ifade ediyoruz. Bu kök 27 dediğin ifade küçükten başlayın size kolaylık sağlayacaktır. 27 dediğin 9 çarpı 3'tür. 9 dışarı 3 olarak çıkar bu 3 kök 3'tür. 48 dediğin 48 dediğin kimdir arkadaşlar? 16 çarpı 3'tür. 16 dışarı 4 olarak çıkar. 4 kök 3. de zaten hep köklü sayılarda benzer sayılar kullanıyor. Efendim 75 dediğim bak bu 25 çarpı 3'tür. 25 dışarı çıkar 3 çıkamaz. 5 kök 3. Mesela aklından geçiriyor diyor ki 108 kimle kimin çarpımı? Sayı büyüdü kafam karıştı. Lan hepsinin içinde kök 3 kalmışsa 108'i getirirsin 3'e bölersin. 108'i 3'e böldüğünde 36 olduğunu görürsün. 36 da 6'nın karesidir. Dolayısıyla bu 36 çarpı 3'tür 36 dışarı 6 olarak çıkar ve bu 6 kök 3 olarak yaşamına devam eder. Şimdi bunlar olduğu gibi soru da yerine koyalım. Hemen geldik bunu biraz büyütmedik etrafa büyütse miydik acaba? Şimdi geride gitsek yazılar silinecek daha artık bunu böyle çözelim. Etrafa adam. Etrabe Hanım telefonu bırakın bakın ders anlatırken ders dinlerken ders çalışırken telefonla oynamıyoruz oynamıyoruz. O halde kök 108 dediğimiz kimdi hemen şöyle geri alalım orada yapmıştık direkt yazalım 6 kök 3'tü. Efendim kök 75 dediğimiz kimdi 5 kök 3'tü. Devam ediyoruz 3 çarpı kök 48 dediğimiz kimdi 4 kök 3'tü 3 çarpı 4 kök 3 eksi kök 27 dediğimiz kimdi? 2 çarpı 3 kök 3 şeklinde yazdık. Buraları bir düzenleyelim. Bakalım ne olacak? Efendim üst taraf 6 kök 3'ten 5 kök 3 çıkınca bir tane kök 3 kalır. 3 kere 4'ten burası 12'dir. 2 kere 3'ten burası 6'dır. 12 kök 3'ten 6 kök 3'ü çıkartırsanız 6 kök 3 kalır. En sevdiği neydi Metin Efendi'nin? Şık, şık Bunlar birbirini götürdü. Burası 1'dir. 1 bir bölü 6'dır sevgili arkadaşlar. Birinci soruyu tamamladık. Köklü sayıların ana mantığı bu. Genelde dört işlem sorularını bu tarzda çözeceğiz. Ekstra çıkabilebilecek soruları da yine sizlerle paylaşacağız. Tamamen sınava yönelik bir genel tekrar yapıyoruz. Yani Sınavda hangi konulardan ne çıkacak karşımıza? Onlar üstünden bir genel tekrar videosu çekmiş oluyoruz. Dolayısıyla direkt netlerinizi arttırmaya. 96 tane ana videomuz vardı. Onların hepsinin tekrarını yapmakla işimiz yok. Orada bir zincirin halkasını bağladık. Burada zinciri götüreceğiz. Sınavda masanın üstüne koyacağız. Netlerimizi arttıracağız ve ikinci soruya geçelim. Bunu baştan biraz büyütelim öyle mi? Şimdi dostlar şöyle söyleyeyim size. Ha, bu genel tekrar da güzel görünüyor. Oradan şu da Metin Şimşek'in şimşeği etrabe, Ayrıntıyı gördün mü? Etrafe yine telefon attı. Küsmüş bana. Evet, çekim mu bir telefonu? Efendim kök 13, kök 52, kök 117, kök 208 sevgili arkadaşlar. Şimdi köklü sayılarda toplama, çıkartma işlemi yok. Ama kökün içindeki sayının aynı olması lazım. Buradaki sayılar aynı değil. Şuraya geliyorum bir hazırlık yapayım. Diyorum ki kök 13 zaten bunu istesen de dışarı çıkartamazsın. O zaman benim bir işlem yapabilmem için kök 52, kök 117, kök 208'i kök 13'e benzetmem lazım. Mesela kök 52 dediğin sayı kimdir? Kök içinde 4 çarpı 13'tür. 4 dışarı çıkar ne olur? 2 kök 13'tür. Bu da tamam. Geldik. Kök 117'ye bakalım. Kök 117. 117 dediğin 13 ile kimin çarpımıdır diye merak ediyorsan hemen gel buraya. 117'yi kime böl arkadaşlar? 13'e böl. 117'yi 13'e böldüğünde 9 defadır arkadaşlar. 9 çarpı 10, 90, 9 kere 3, 27. 90, 27 daha 117 yapar. Demek ki bu da kimdi? Kök içinde 9 çarpı 13'tür. 9 dışarı çıktı 3 olarak. 3 kök 13. Tamam kim kaldı? Kök 208 kaldı. Yani göz var, izan var. Kök 208. İddia ediyorum bu da 16 çarpı 13'tür. Ha inanmıyorsun o halde ne yap? 208'i kime böl arkadaşım? 16'ya böl. 16 kimin karesi? 4'ün karesi dışarı 4 olarak çıkacak. Efendim biz şöyle diyoruz. Burada bir kere var. 1 çarpı 13. Dışarı çıktı kaç kaldı? Yanlış mı yaptık lan? 13'e bölecektik. 16'ya böldük. Heh. 16 kaç kaldı? Bir yerde hata yapıyoruz Etra abi. Etra abi. 16 ile 13'ü çarpınca kaç etti? Bak bölmeye çalışıyorum bölemiyorum ha. 208'i 13'e böleceğim. Bir kere 13, 13. 13 çıkarttığımız zaman 78. 78. 6 çarpı 13 de 78 yapar. Tam bölünür. Evet. Dışarı çıktı. Ne oldu? 4 kök 13. Arkadaşlar yapacağınız iş geri rasyonel sayılara döndük. Zaten Metin Hoca 4 işlem derken rasyonel sayılarda 4 işlem. Üstü sayılarda 4 işlem. Köklü sayılarda 4 işlem. Geri rasyonel sayılara döndük. Ve buraya geliyoruz. Hemen söylüyoruz. Diyoruz ki. Hepsi gitti elimiz deyince tekrardan buraya geliyoruz diyoruz ki bunları bir yazalım. Bu 12 bölü kaç? 4 kök 13. Bu kaç? Artı 2 bölü 3 kök 13. Efendim buraya geldik. 3 bölü kim bu? 2 kök 13. Eksi 1 bölü kök 13 şeklinde ifade ettik. Şimdi bizim önce şurada bir sadeleştirme var. Onu bir yapayım. 12'yi 4'e böldük 3 kaldı. Bunun paydasını 3 ile bunun paydasını da 2 ile çarpıp bu rasyonel sayılarda toplama işlemini gerçekleştirelim. Çarptığımız zaman 3 ile önce payı çarptık 9. Efendim bunun da paydasını 1 ile çarptık 9 artı 2 bölü 3 kök 13. Aşağıya geldim. 2 kök 13 bunu 2 ile çarptık. Demek ki bunu 1 ile çarpıyoruz. 3 eksi 2 bölü 2 kök 13 şeklinde ifade ettik. Hadi gelin varsa sadeleştirmeleri yapalım bakalım karşımıza ne çıkacak. Şimdi buradan bir kere 9 artı 2'den 11 bölü 3 kök 13 yazıldı. Bu güzel. İkincisi kim? Bu da 1 bölü 2 kök 13 olarak yazıldı. Şu kök 13'ler sadeleşti. 11 bölü 3 aynen kalırken 1 bölü 2 ters çevrilip çarpıldı. Ne yaptık? 2 bölü 1 çarpınca da burası kaç etti? 22 bölü 3 etti sevgili dostlarım. Al burada kaçmış? 22 bölü 3 şeklinde ifade ettik. İkinci soru tamam. Şimdi sırada ne var? Üçüncü soruya doğru geçiyoruz. Şunu bir küçültelim. 3'e geçelim. Bakın güzel bir köklü sayılarda yine 4 işlem sorusu ki zaten ÖSYM sırayla değiştiriyor değiştiriyor modellerini şekillerini değiştiriyor tişörtünü gömleğini pantolonunu değiştiriyor ama sorunun mantığı değişmiyor kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Şimdi buraya geldik üstünde yapalım artık bazı şeyleri bu 27 dediğin sayı 27 dediğin sayı kimle kimin çarpımı bu 9 ile 3'ün çarpımıdır. Tamam. Bu 32 dediğin kimle kimin çarpımı? 16 ile 2'nin çarpımıdır. Bu kök 8 dediğin kimle kimin çarpımı? 4 ile 2'nin çarpımıdır. Bu 24 dediğin kimdir arkadaşlar? 4 çarpı 6'dır. 54 dediğin kimdir? 9 çarpı 6'dır. 9 çarpı kaçmış? 6'ymış. Hemen ses çıkartıyorum. Ses var, gürültü var. O zaman daha çok dikkat var diyoruz. Kesir çizgimizi çektik. 9 dışarı ne olarak çıktı? 3 olarak ama kök 3 içinde kaldı. 3 kök 3 eksi kök 3 parantezi kapa. Aç parantez. 8 dışarı ne olarak çıktı? 4 dışarı 2 olarak çıkar. Kök 2 olarak kalır öbürü. 2 kök 2. Aradaki işaret artı. Kök 32'ye bakalım. 16 çarpı 2. 16 dışarı ne olarak çıkar? 4 olarak çıkar. Bu da 4 kök 2. Tamam alt tarafa bakalım. 9 dışarı ne olarak çıktı? 3 kök 6. 4 dışarı ne olarak çıktı? 2 kök 6. Aradaki işaretleri de yazdık. Şimdi bunları bir toparlayalım bakalım. Ne oluyor arkadaşlar? Hemen söyleyelim. Şimdi 3 üç kök 3'ten kökü çıkınca 2 kök 3 kaldı. 2 i̇ki kök 2 ile 4 kök 2'yi toplayınca 6 kök 2. Alt tarafa geldim. 3 kök 6'dan 2 kök 6 çıkınca kök 6 kaldı. Kök 3 ile kök 2'yi çarpınca kök 6 eder bunlar birbirini götür. Yani sen bazı sorularda kök 6'yı gördüğünde bunun kök 3 çarpı kök 2 olduğunu bil. Ya da şöyle düşün. Kök x ile kök y'yi çarptığında tek bir kök içinde x çarpı y şeklinde yazarsın ile kök 2'yi çarptığında da tek bir kök içinde 3 çarpı 2 yani bu kök 6'dır diyebilirsin. Sadeleştirebilirsin. Ne kaldı? 2 kere 6 12. Ne oldu cevap? Edirne oldu. Edirne'deki dostlarımıza selam olsun. Edirne'deki indeksçilere selam olsun diyoruz. Üçüncü soruyu da ne yapmış oluyoruz? Tamamlamış oluyoruz. Buralar biraz ısındı. Biraz soğutalım buraları. Evet üçüncü soru tamam tamam. Geldik sırada kime? Dördüncü soruya. Bunu az bir şey büyütmekte fayda var. Ya hocam şimdi ÖSYM hep köklü sayılar da aşağı yukarı aynı sayıları mı kullanıyor? Başka alternatifi yok. Çok daha büyük sayılar veremez. Zaten o tip soruları da göreceğiz. Şimdi kök 48'i görmüşsün. Kök 48 yabancı değil. Bak şuraya yazayım. Kök 48. 48 dediğin kimdir? Hocam 16 çarpı 3'tür. Bu dışarı çıkar kim olur? 4 kök 3 olur. Hemen buraya geldim. Kesir çizgisini uzattım. 4 kök 3'ü de ne yaptım? Yazdım gitti. Kök 12'yi gördün mü? Kök 12'yi aldım. Kök 12 dediğin şey 4 çarpı 3'tür. 4 dışarı 2 olarak çıkar. Bu da 2 kök 3 olarak yaşamına devam eder. Artı 2 kök 3 şeklinde yazdık. Kök 60. Hatta bunu şuraya mı yazsak? Hı. Kök 60, kök 60 kim? Ona bakalım. Kök 60 dediğin ifade 4 çarpı 15'tir. 4 dışarı çıkar, 2 kök 15'tir. Artı kök 15 var. Hiç yazmaya bile gerek yok. 2 kök 15 artı kök 15 çarpı kök 5 bölü kök 3 şeklinde. Ne yaptık? ifade ettik. Fazla da gürültü çıkartmadan mavi kalemi aldık. Parmakla devam ediyoruz. Bak 4 kök 3 elin ile kardeş elim ile. 4 kök 3 2 kök 3 daha kaç etti? 6 kök 3 etti. 2 kök 15 kök 15 daha kaç etti? 3 kök 15 etti. Burası da nedir? Kök 5 bölü kök 3'tür sevgili dinleyenler. Var mı sadeleşme? Var bir hayalimiz, var bir sade, sadeleşme. Köküçler birbirini götürdü, gitti. Dikkat et. 6'yı 3'e böldüm. Buradan da ne geldi? 2. Bu kök 15 dediğin sayı kök 5 ile kök 3'ün çarpımıdır. Yani şunları sadeleştirince burada kök 3 kalır. Cevap 2 bölü kök üç. Şimdi bak sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şıklara bak 2 bölü kök 3 diye bir cevap bulamazsın. Niye yok? Çünkü ÖSYM diyor ki eşlenlik diye bir şey var. Yani paydayı rasyonel hale. Yani paydayı kökten kurtaracaksın. Şimdi gören görür bilen bilir sevgili arkadaşlar. Şunu dikkatle yaz. Kök x ile kök x'i çarptığında nedir arkadaşlar? X'tir. Yani onu kökten kurtaracağız. O halde bunu ne yapacaksın? Bunun eşlenliği kök 3'tür. Kök 3 ile hem payı... Hem paydayı çarpıp genişletiyorsun. 2 kök 3 bölü kök 3 ile kök 3 çarpınca da 3. 2 kök 3 bölü 3 diye bir cevap var mı? Var. Bu mesaj alındı. Bilen bilir. Bilmeyen kendi bilir. Yapacak bir şey yok. Evet dördüncü soruyu tamamladık. Köklü sayıların gerçekten dört işlem dışında çok fazla bir numarası yok arkadaşlar. Onu da gördük ama illaki karşımıza bir şeyler çıkarsa da şaşırmıyoruz. Çünkü ÖSYM köklü sayılarda böyle kafamızı kulağımızı ağrıtacak soru sormuyor sormayacak. Sadece ne yapacaksın az önce çözdüğüm sorulara hakim olacaksın. Hakimiyet, kayıtsız, şartsız. X kime eşit? X kökü 3 artı 1'e eşit. Peki aşağıda ne diyor? X eşittir kökü 3 artı 1 olduğuna göre, x çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpımının sonucu kaçtı? 1. X gördüğün yere kökü 3 artı 1 yaz yazdım. Çarpı x eksi 1 diyor. Kök 3 artı 1 eksi 1 çarpı kök 3. Kalemin mürekkebi bitti etrafa gördün mü? Bak. Kalemin gerçekten mürekkebi bitti. He. Allah Allah. <laughs> Tekrar yazalım. Kök 3 artı 1 çarpı kök 3 artı 1 eksi 1 çarpı Bak buraya gelince ne oluyor görüyor musun? Hakikaten. Bak. Bir gidiyor kök 3 <laughs> artı 1 eksi 2. Büyülendik tamam. Kurban oldum Allah. Az önce dedim kayıtsız şartsız Allah'ındır dedim. Şimdi artı 1 eksi 1 bir, birbirini götürdü. Kök 3 artı 1 çarpı kök 3 Artı 1 ile eksi 2 gitti. Bu da kimdir? Kökü 3 eksi 1. Burada bir dur. Eğer KPSS'ye giriyorsan konunun ne olduğu önemli değil ama bunu bilmeden giremezsin. A kare eksi B kare kime eşit? A eksi B çarpı A artı B'ye eşittir. Tekrar ediyorum. Eğer KPSS'ye giriyorsan Konunun ne olduğunun önemi yok. Konunun ne olduğunun önemi yok. Ama iki kare farkını a eksi b çarpı a artı b'yi bileceksin. Bir de köklü sayılarda mecbur bileceksin. Çünkü eşlenliktir. a eksi b'nin eşlenliği a artı b'dir. a artı b'nin eşlenliği a eksi b'dir. Şimdi mesela şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bunun altına siyah kalemle bir girelim bakalım. Diyorum ki mesela bu köküç eksi 1 ile köküç -1 artı 1'in çarpımı olsa demek ki a kare eksi b kareden kök 3'ün karesi eksi 1'in karesi olacak. Kök 3'ün karesi 3'tür kökten kurtarılsın. 1'in karesi 1'dir 3 eksi 1'den cevap nedir 2'dir. Hoba Gangnam Style kök 3 artı 1 ile kök 3 eksi 1'i çarptın 2 kök 3 oldu sevgili arkadaşlar. Peki doğru cevabımız neymiş? Balıkesir'miş, Burhaniye'ymiş. Doğru cevabımız Bafra'ymış. Doğru cevabımız Bingöl'müş. İndeksçilere selam olsun diyoruz. Beşinci soruyu tamamlıyoruz. Kaldığımız yerden... Devam ki. Yetmez yetmez. Önemli bir soru. Dikkat edeceğiz. Köklü sayılarda toplama işlemi görüyorsan kökün içindeki sayıların aynı olması lazım. Aynı değilse onları birbirine benzeteceğiz. Başından beri sonuna kadar yaptığımız işlem bu. Peki ne yapacağız? Burada kök 20 gibi bir ifade gördük. Bu 4 çarpı 5'tir. Efendim burada 45 gibi bir ifade gördük. Bu da 9 çarpı 5'tir. Şimdi soru kök 3 artı kesir çizgisi a burası kök 15 efendim bu 9 dışarı çıktı 3 kök 5 efendim artı 2 çarpı 4 dışarı çıktı 2 kök 5 şimdi hemen söyleyelim 2 i̇ki ile 2'yi çarpınca burası 4 kök 5 yapar soru da şöyle olur kök 3 artı kök 15 bölü 3 kök 5 4 kök 5 daha 7 kök 5 eder sevgili arkadaşlar. Buraya kadar bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ve hemen aklıma bir şey geldi. Bu kök 15 dediğin sayı kök 5 çarpı kök 3'tür. Tamam mı? Çünkü kök x ile kök y'yi çarptığında tek bir kök içinde x çarpı y şeklinde yazıyorsan bu 15 dediğin sayı da kök 5 ile kök 3'ün çarpımıdır. Kök 5'ler buradan şık şık olur gider. E ne geldi? Kök 3 artı kök 3 bölü 7 oldu. Şıklara baktım böyle bir şey var mı? Yok. Paydalara eşitlemem lazım. 7 ile kök üçü çarptım. 7 kök 3 artı kök 3 ekledim. Bölü 7. Yani buradan ne geldi arkadaşlar? 8 kök 3 bölü 7. 7. Etir vaktimiz var mı? Kaç dakika oldu? Heh? 21 dakika oldu. Bir, biraz vaktimiz var gibi hissettim. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şunu aklınızdan asla çıkartmayın. Bak tekrar ediyorum. Asla aklınızdan çıkartmayın. Deneme sınavı çözmeden bu sınavı kazanamazsınız. Bu videoyu izlediğin tarih neyse demek ki deneme sınavlarını çözmen lazım. Artık haftada 1-2 genel kültür genel yetenekten veya ön lisanstan hazırlanıyorsan. Öğretmen adayı sen ise haftada bir video bir deneme çözmen yeterlidir. 2. Bu sınavları çözerken sınav saati ve gününde olması önemlidir. 3. Eğer deneme sınavlarında zamanı iyi yönetemezsen sınavda da yönetemezsin. Bunun için yapman gereken iki şey var. Bilmediklerini ne yapmak zorundasın? Boş bırakmak zorundasın bilmediklerini boş bırakıp turlama tekniğini uygulayarak sonradan onlara geri gelebilirsin. Şimdi slaytı değiştiriyorum kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar genel tekrar videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ondalıklı sayılara geldik. Aklınızda şöyle bir şey olabilir. Hocam ondalıklı sayılar, rasyonel sayılar araya üstü köklü girdi ne oluyor? Hocam şimdi şöyle anlatalım. Ana videolarımızı bitirdik. Konuları bir defa sıralı bir şekilde anlattık. Şimdi ÖSYM'nin soru soruş tarzına göre soruların birbirine iç içe girmesine göre bir planlama yaptık. Ondalıklı sayılarla ilgili her 3 yılda 2 tane soru geliyor. Yani şöyle düşünün. 2 yıl soruyorlar ama 1 yıl sormuyorlar. Yani rasyonel sayılarda 4 işlemden bir soru geliyor. Bazen de ondalıklı sayılarla ilgili soru geliyor. Ondalıklı sayıların üstü sayılarla da köklü sayılarla da direkt teması olduğu için 4 işlemi tamamladık. Üstlüyü verdik. Köklüyü verdik. Şimdi sırada ondalıklı sayılarda 4 işlem diyeceğiz. Genel tekrar videomuzun ikincisindeyiz. Hadi başlayalım. Ne varmış karşımızda? Bakın bu bir köklü sayı sorusu mu? Yoksa bu bir ondalıklı sayı sorusu mu? Onu hep beraber görelim. Şimdi niye bunu buraya yazdığımızı daha net görmüş ve anlamış olacaksınız. Çünkü ÖSYM yaptığı iş bunu normal KPSS ana videolarıyla sadece bu iş bitmiyor. Genel tekrar videolarını izlemeden Hele de ben Türkiye'de ilk defa sınav modülasyonuna göre bir göre bir tekrar yapıyorum. Yani sana böyle baştan sona hadi bir tekrar yapalım değil. 31. soru neyse ya da 1. soru neyse o minvalde her yıl geliyor mu nasıl geliyor ne şekilde geliyor hepsine bakarak ilerleme arz edeceğiz. O yüzden gelin vakit kaybetmeden sorularımızı çözelim. 0,80 demek 0,80 demek kök içinde 80 bölü 100 demek sevgili arkadaşlar 1,25 demek Kök içinde 125 bölü 100 demek sevgili arkadaşlar. 0,81 demek 81 bölü 100 demektir. O halde ne yapacağız arkadaşlar? Şunu yapacağız. Hemen söylüyorum 80 dışarı çıktı. Bu 80 dediğin sayı bir şeyin karesi değil ki bu çıkamaz. Burada toplama çıkartma var. O zaman kökün içindeki sayılarının aynı olması lazım. 16 çarpı 5'tir. 16 dışarı 4 olarak çıkar 4 kök 5 bölü bu 100 dediğinde onun 10 karesidir 10 olarak dışarı çıkar geldin 125'e 125 bir şeyin karesi değil aksine küpüdür 125 dediğin sayı 25 çarpı 5'tir 25 dışarı 5 olarak çıkar kök 5 kalır bu 100 dediğinde nedir arkadaşlar? 10 olarak kalır. Alta geldin. 81 bölü 100 demiş. Bu da kim arkadaşlar? 9 bölü 10 şeklinde ne yapılabilir abi? Yazılabilir. 4 kök 5. 5 kök 5. Topladığın zaman kaç etti? 9 kök 5 bölü 10. Alt tarafta da ne var? 9 bölü 10. En sevdiği şey neydi Metin Hoca'nın? Hadi hazır mısın? Geliyor, geliyor gelmekte olan demiyoruz, geliyoruz çözümlere ve 9 bölü onlar şık şık oldu birbirini götürdü. Koca bir kök 5 kaldı buradan, işaretliyoruz kök 5'i, Adıyaman diyoruz, Adıyaman'ı dikkate alıyoruz. Adıyaman'la ilgili aklımda şöyle bir şarkı var seslendireceğim bir de yüreğimi hüzünlendiren bir parça var. İlkay Akkaya söylerdi sanırım reklam olmasınla. Adıyaman yolu duman Vay vay yavrucağım Sana neler alacağım Dön gel dayanamam Sesimi duy ver elimi Kalk gidek dağlara Tütün kokan ovalara Diye gidiyor Aslında Şarkının hüzünlü hikayesi bir trafik kazasında evladını kaybeden bir annenin ağıdıdır. Yol kenarında bu şarkıyı e, evladına yakıyor. Benim de böyle tüylerimi e, diken diken eder aklıma gelmişti. Sizinle de paylaşmak istedim. Utandım biraz. Biraz utandım etrafa. Evet ikinci sorudayız. Dikkat edeceğiz. Çünkü neden dört işlem diyoruz? Bakın. Ya Metin Hoca sen dört işlem mi anlat kardeşim? Adamlar üstüden köklüden rasyonelden ve nereden ondalıklı sayılardan dört işlem üstüne soru soruyor ve bu iki videoda arkadaşlar 5 soru var bazen 5 soru bazı yıllar ondalıklı sayıları sormayınca 4 tane soru geliyor karşımıza. Şimdi ikinci soruya geldik. 1 bölü 0.24. 0.8'den 0.32'yi çıkart. 0.54 ile 0.36'yı topla. Önce gel şuraya. 0.8'den 0.32'yi çıkart. Aynı zamanda 0.54 ile 0.36'yı da ne yapacaksın? Toplayacaksın. Bir defa şunu söyleyeceksin. Boşta kalan bir yer gördün mü oraya sıfırı yapıştırabilirsin. Sıfırla 2'yi topladın. Sıfırdan 2 çıktı. 10'dan 2 çıkınca kaç oldu arkadaşlar? 8. Buradan bir 10'luk aldığımız için 7'den 3 çıktı. 4, 0, 48 burası oldu. A buraya gelelim. 4 ile 6'yı topladım. 0. 5 ile 3'ü topladım. Ne etti? 8. Bir de elde vardı. 9, 0,90 ya da 0, 9 şeklinde ifade edebilirsin. Demek ki şu üstteki pay kısmı 0,48. Payda kısmı ne? 0,90. Etra ben genelde şöyle yaparım. Bu virgülleri direkt ortadan kaldırırım. Burası hani aslında 48 bölü 100'dür. Alt tarafta 90 bölü 100'dür. Ha bunlar birbirini götürür ne kalır? 48 bölü 90'dır. Yani virgülleri ve sayıları yapmadan söyleyebilirsiniz. Ya da şöyle kutu kutu pense baştaki sıfırların bir hükmü yok. Ne olur? 90, 48 bölü 90. Şunu değil tabii. Onu söyle çizmeyelim. Onunla da yapabilirsiniz. Ana videoları izleyenler bilirler ne demek istediğimi. 1 bölü 0 virgül 24. Bu 24 bölü ne demektir? 24 bölü 100 demektir. Biri bir sayıya bölmek onu ters çevirmektir. 100 bölü 24 burası. Çarpı ne geldi? 48 bölü 90 da burası. Şimdi ne vakti? Sadeleştirme vakti. Efendim 48'i 24'e böldük. 2 sıfırlar gitti. 2 ile 10'u çarptık. 20 bölü 9 etti. Doğru cevap nedir arkadaşlar? Bandırma. Bandırma vapuru geliyor buradan. Bir su içeceğim. Üçüncü sorudayız. Üçüncü soruya baktık. 0,24 bölü 0,6. Bak hemen sana göstereyim. Diyelim ki 0,24 bölü 0,6. Hemen kutu çiziyorsun. Tam kısımlardan virgül hizası alarak kutu çiziyorsun. Benzer şekilde şunu da yazalım. 0,08 bölü 0,2. Tam kısımlardan kutuları çiziyorsun. Cümleye dikkat baştaki sıfırları dikkate alma. Boştaki kutulara, boştaki kutulara sıfırları yaz. O zaman üst tarafta şunu görürsün. Burası 24 bölü 60 bölü burası da 8 bölü 20 şeklinde yazılır sevgili arkadaşlar. Alt tarafa gel. Bu 2,5 dediğin 25 bölü 10 bu 0,32 dediğinde 32 bölü 100'dür. Bölme işlemlerinde birinci rasyonel sayı aynen kalırken ikinci rasyonel sayı ters çevrilip çarpılır. 24 bölü 60 aynen kalırken 8 bölü 20, 20 bölü 8 olarak ters çevrilip çarpılır. Bak aynı şekilde burası da bir bölme işlemi olduğu için bunu da ters çevirebilirsin. Yani 10 bölü 25 100 bölü 32 olarak direkt ters çevirebilirsin. Hemen söylüyorum. 24'ü 8'e böldün 3. 100'ü 25'e böldün 4. Bak sadeleşiyor. 60'ı 20'ye böldün 3. 3'ler şık şık oldu gitti. Başka? 4'ü 32'ye böldün kaç? 4'ü 32'ye böldün 8. 10 bölü, 10 bölü 8. Sadeleştir. Kimdir bu? 5 bölü 4. 5 bölü 4 bunlardan hangisi? 5 bölü 4 1 25'tir sevgili arkadaşlar. Şöyle düşün. 1 25'ten 4 tane alırsan. 1 daha 25, 1 25 daha buçuk. buçuk, daha 5. Üçüncü soruyu da tamamladık. Ve dördüncü soruya geldik. Hocam aaa. Metin hocayı tanıyanlar, videolarını izleyenler bilirler ki iki kare farkı diye bir olay var. İki kare farkı kimdi? A kare eksi B kare eşittir. A eksi B çarpı A artı B. Eğer KPSS'den sınavına giriyorsan, KPSS sınavına giriyorsan alnına, alnına A kare eksi B kareye yaz. Anlamaya. Zılmış bu kara yazı Kader diyemedim Ağlarım bazı Gülüme Matematik ey. Başlıyoruz! Buraya geldik. Ne söylüyoruz? Diyoruz ki 1,3 eksi 0,9 çarpı 1,3 artı 0,9. Okey. Alt tarafa geldik. Alt taraftan diyor ki bize 0,1'den 0,1'den kimi çıkartıyorsun? 0, 0, 56'yı çıkartıyorsun. Hemen kalemi aldım, kalemi aldım, rengini değiştirdim. Dedim ki bu sondaki sıfırların bir hükmü yok yazdım. Buradan burayı ne yapıyormuşuz çıkar. 10'dan 6 çıktı 4. 9'dan 5 çıktı 4. Burada bir şey kalmadı 1 gitti. 0,044 yani 44 bölü 1000 demektir. Burası da 0, ortaya yazalım hatta. 0,0 44. Bu bölme işlemi ya direkt ters çevirebilirsiniz. Yani bunu şöyle yazabilirsiniz. Hatta kutuları çizelim. Boşta olan kutuya sıfır yazalım. Baştaki sıfırların anlamı yok diyoruz. Dolayısıyla burası da 50 bölü 3 olur. Ama 50 bölü 3 oluyor bu bölme şeklinde. Hemen ne yapacaksın? Hatta şöyle şunu bir sil bakalım. Şuraya gel bakalım. Diyoruz ki böyle olunca Burası ne oldu? 50 bölü 3 oldu. Bölme işlemi olduğu için ters çevir çarp 3 bölü 50 oldu. Hadi işleme devam et. İşleme devam et. 1,3 ile 0,9'u çıkarttığımızda ne geldi? Burayı izle. Ne geldi? 1,3'ten 0,9'u çıkartınca hocam 0,4 geldi. Hocam 1,3 ile 0,9'u ne yapınca ne yapınca toplayınca buradan da ne geldi? 2,2 geldi. Hemen söyleyeyim sana. Aldık kalemi 0,4 4 bölü 10 demek. Güzel. 2,2 22 bölü 10 demek. Güzel. 0,044 de şurası da 44 bölü 1000 demek. Birinci aynen kalır. İkinci ters çevrilip çarpılır. 1000 bölü 44. E buradan ne gelmişti? 3 bölü 50. Hadi sadeleştirelim. Sadeleşecek güzel işler var. 44 ile 22'yi sadeleştirdin. 2 kaldı. Bir sıfır sildim. Bir sıfır sildim. Bir sıfır toplamda 3 sıfır birbirini götürdü. 4 kere 3 12. 2 kere 5 10 12 bölü 10'dan da bunun cevabı nedir? 1,2. Ne yaptık arkadaşlar? 4. soruyu da tamamlamış bulunuyoruz. Dördüncü soru tamam. Şimdi sırada kim var? 5. soru var. Hocam sanki bu da bir üstü sayı sorusu olmuş ondalık kesirden ziyade. Evet üstü ve köklü ile ilgili ondalıklı sayılar iç içe koyduğu soru sorabilir. Ya da nevi şahsına münazır soruyor genelde. Burada peki ne yapacağız? 0,36 vay 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 0,015 vay vay vay. Hocam 2, 3, 5 bir daha asal çarpanlarını ayıracağız. İş çok. İş çok ama ben şuradan bir şey anlatacağım size şimdi. İyi izleyin. Bu soruyu yeterince görünüyor mu etrafa biraz küçültebilir miyim? Arkadaşlar kalemi aldım. Bu 0,36 dediğin şey 36 çarpı 10 üzeri eksi 2 demek. Bu 0,015 dediğin şey 15 çarpı 10 üzeri eksi 3. Virgülden sonra kaç tane rakam varsa Üssü de o kadar eksidir. Peki ben buraya geldim. Dedim ki 36 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin 3. kuvveti çarpı 15 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün bir şişi değil o direkt öyle yazılacak. Peki kuvvetlerle ilgili anlatacağım bir şey var mı Metin hocam? Valla var birazdan göreceğiz zaten onu da. 36'nın 3. kuvveti üstün üstü çarpım durumunda. 10 üzeri eksi 2 ile de 3'ü çarpınca 10 üzeri eksi 6 oldu. Çarpı 15 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bunlar olabildiğince 2, 3, 5 şeklinde asal çarpanlarına ayıracağız. Peki nasıl olacak hocam? Şöyle olacak. Bu 36 dediğin 4 çarpı 9'dur. Yani 4'ün küpü 9'un küpü. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. Burası da 10 üzeri eksi 9'dur. Bu 15 dediğinde 3 çarpı 5'tir. Bakın yeterince asal çarpanlarına ayırdık ama yetmiyor işte. Niye? 2, 3, 5 şeklinde yazacağız. 4'ün küpü dediğin 2'nin karesinin 3. kuvveti. 9'un küpü dediğin 3'ün karesinin 3. kuvveti. 3 dediğin 3 üzeri 1, 5 dediğin 5 üzeri 1. 10 dediğin sayı ise hangi sayıların çarpımı? 2 ile 5'in çarpımı. Bu 2 üzeri eksi 9, 5 üzeri eksi 9 şeklinde parçalanabilir. Hadi gelin devam ediyoruz. 2 üzeri 6, 3 üzeri 6, 3 üzeri 1, 5 üzeri 1, 2 üzeri eksi 9, 5 üzeri eksi 9. Hocam 2 üzeri 6. 2 üzeri eksi 9 daha buradan 2 üzeri eksi 3 geldi. Demek ki A dediğin sayı eksi 3'müş. 3 üzeri 1, 3 üzeri 6 daha 3 üzeri 7'dir. B dediğinde 3 üzeri 7'dir. Yani B de 7'dir arkadaşlar. 5 üzeri 1, 5 üzeri eksi 9 bu da 5 üzeri eksi 8'dir. Tamam mı? Demek ki C dediğinde eksi 8'dir. Bize ne sormuş? Şöyle eksi 8 diyelim. Yanlış olmasın. Bize A artı B artı C. Eksi 3 artı 7 eksi 8. Eksi 8 ile eksi 3'ü topladın. Eksi 11. 7 ile topladın. Eksi 4. Ya. Yeah. Deşik muhteşem bir soruydu. Birçok şeyi bir arada öğrenmeye çalıştık. Zaten genel tekrarın mantığı bu. Konularla ilgili özdeşleştirmen, bütünleştirmen gereken yer burası. Çok duyuyorum. Hocam bak çok duyuyorum. Hocam ne yaptık? Ne yaptın arkadaşım? Hocam diyor ben çalıştım, kitapları bitirdim, soru bankalarını bitirdim ama netlerim artmıyor. Netlerin neden artmıyor? Çünkü soruları ÖSYM mantığına uygun bir şekilde çözmedin. Çözmediğin için de netlerin artıyor, artmıyor. Burada hem genel tekrar yapıyoruz, konular arasındaki bağlantıyı hem de netlerini arttırıyoruz. Haberiniz olsun. Bunu biraz büyüteceğim, iyice görünsün etrabe. Ona göre bir bakarsan ama alanda kalsın. İyi mi? Şimdi 0,004 demek. Ne demek? 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 demek. 0,08 demek. Ne demek? 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 demek. Ben bunları yazacağım. Ne geldi? 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri 25. Efendim eksi 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 Çarpı 10 üzeri 24. Bölü 10 üzeri 22. Hocam ne yapacaksın? Hemen söyleyeyim sana ne yapacağımı. 10 üzeri eksi 3 ile 10 üzeri 25'i toplayınca 10 üzeri 22 eder. 4 tane bu. 10 üzeri eksi 2 ile 10 üzeri 24'ü toplayınca ne yapar arkadaşım? 10 üzeri 22 de burası. A alt tarafta da 10 üzeri 22 var. Kolayını söyle Metinciğim. Şık şık şık. Aslında yaptığın iş ne? 10 üzeri 22 parantezini alınca 4 eksi 8 bölü 10 üzeri 22 olur. 10 üzeri 22'lerde çıkınca eksi 4. Tamam. Kaç dakika oldu Etrabi Hanım? Arkadaşlar yoruldu mu acaba? 20 dakika oldu. Bu videoyu burada tamamlamak istiyorum. Ha yok işte 20 dakika dediği şu. Köklü sayılar 20 küsür dakika. Bu video 20 dakika oldu. Dolayısıyla yani genel tekrar videolarımızda 12 tane soru çözerek konularla ilgili soru çıkacak yerleri yakalamaya çalışıyoruz. Biraz sizi yoracağız ama aynı zamanda az zamanda çok iş başarıp cumhuriyeti kuracağız. Yüreğinizden öpüyorum.